Elimizde rastgele seçilmiş iki adet amino asit var arkadaşlar. Çizimlere baktığımızda bu moleküllerin amino asit olduklarını hemen anlayabiliriz. Gördüğünüz gibi burada amino asit kelimesinin amino kısmını oluşturan bir amino grubu var. Burada da bir karboksil grubu var. Bu karboksil grubu da amino asit isminin asit kısmını oluşturuyor. İki grubun arasında yer alan bir adet karbonumuza da alfa karbon diyoruz. Neymiş arkadaşlar? Alfa karbon diyoruz. Bu alfa karbon bir adet hidrojen ve bir yan zincire bağlı durumda. Yan zinciri burada R1 olarak bu amino de R2 olarak adlandırdık. Bu videoda iki amino nasıl bir peptit oluşturabileceğimizi anlamaya çalışacağız. Şimdi öncelikle şunu hatırlayayım, e, hatırlayalım ya da ben size hatırlatayım. Peptit amino asit zinciri anlamına gelir. Evet yazalım buraya. Peptit amino asit zinciri demek. Evet. Peki buradaki bu iki amino asidi alıp nasıl bir dipeptit oluşturabiliriz? Dipeptit iki amino asitten oluşan en küçük peptittir. Ancak bir dipeptide amino asit eklemeye devam ederek polipeptit oluşturabiliriz. Şimdi bu reaksiyonun kimyasına birlikte göz atalım. Bu azot eşleşmemiş elektron çiftini kullanarak buradaki karbonil grubunun karbonu ile bağ kuruyor. Yani bu eşleşmemiş elektronlar karbonil karbonuna gider ve ne yapar burada? Bağ oluşturur. Bu hidrojen, bu hidrojen ve bu oksijen bir adet su molekülünü oluşturmak için bir araya geliyorlar. Öyle kullanılıyorlar. Böylece bu iki amino asidin birleşmesiyle bir su molekülü açığa çıkıyor. Bu tepkime sonucunda azot bu karbona bağlanmış ve bir su molekülü açığa çıkmış oldu daha önceden bu tip bir tepkimeyi farklı bir molekül e, yani farklı tip moleküller için de görmüştük hatırlarsınız tepkime sonucunda su molekülü açığa çıktığı için bu tepkimeye kondensasyon tepkimesi ya da dehidrasyon sentezi deniliyor yazalım bunu da yazalım kondensasyon tepkimesi ya da dehid rasyon sentezi. Evet. Glikozdan karbonhidrat oluşturulması sırasında bu tip tepkimeleri daha önceden incelemiştik. Bunun gibi bir tepkime gördüğünüzde aradaki oluşan bağları saymanızı her zaman tavsiye ederim. Böylelikle tepkime kafanıza daha iyi yerleşir. Buradaki azot bu karbonla bağ kurmuş. Bu bağı burada turuncuyla çizdim. İşte burada da bir su molekülü açığa çıkmış. Peki, gerçekte bu tepkime nasıl meydana geliyor? Bu elektronları bu tarafa doğru mu itiyoruz? Öyle mi oluyor? Şimdi biraz organik kimya bilgimizi yoklayalım ve bir tepkime mekanizması yazmak yerine bunu nasıl yani bu mekan, bu e, şeyin, tepkimenin nasıl meydana geldiğini anlamaya çalışalım. Az önce de söylediğim gibi bu azotun eşleşmemiş elektron çifti vardı ve elektronegatifti. Buradaki karbon da iki adet oksijene bağlıydı, değil mi? Bu oksijenler oldukça elektronegatif ve bu elektronları ne yapıyor? Kendine çekebiliyor. Bu azottaki, bu azot yani bu azot buradaki karbona organik kimyada nükleofilik saldırı dediğimiz şeyi yapabilir. Azot nükleofilik saldırı yaptığında buradaki çift bağlardan birinin elektronları bu oksijene geri dönüp oksijeni negatif yüklü hale getiriyor. Bu çift bağdaki eşleşmemiş elektron çifti tekrar oluşuyor böylece. Bütün bunlar olurken de hidroksil grubundaki bu oksijen buradaki elektronların ikisini de geri alıyor. Dolayısıyla fazladan eşleşmemiş elektron çiftine sahip oluyor. Bunu buradaki bağı silerek ve fazladan eşleşmemiş elektron çifti yaparak gösterebiliriz. Evet, burayı böyle yapalım, gösterelim. Bu oksijenin hali hazırda iki eşleşmemiş elektron çifti vardı. Bu bağdakileri de aldığı zaman ne oldu? Üç eşleşmemiş elektron çifti oldu. Ayrıca negatif yüke de sahip oldu. Bu oksijen bir şekilde bir yerlerden bir tane hidrojen protonunu kendine doğru çekiyor. Bu herhangi bir hidrojen protonu olabilir. Fakat Muhtemelen en uygun olanı buradaki olur. Çünkü bu azot eşleşmemiş elektron çiftini buradaki karbon bağı ile e, karbonla yani bağ kurmak için kullanıyor. Sonuçta da pozitif yüklü hale geliyor. Buradaki elektronları geri almak istiyor. Yani buradaki eşleşmemiş elektron çiftlerinden biri bu hidrojen protonunu kendine çekiyor. Azot da bu elektronları geri alıyor. Umarım bu anlattıklarım size çok karmaşık gelmemiştir. Bu gibi durumlarda her zaman gerçekte ne oluyor, ne olabilir diye düşünüyorum. Burada gördüğümüz gibi azottaki eşleşmemiş elektron çifti karbonla bu turuncu bağı oluşturuyor. Hatta bu turuncu bağı da peptit bağı deniyor. Evet bunu da yazalım arkadaşlar. Peptit bağı. Ortaya da bir adet su molekülü açığa çıkıyor. Elimizde bu oksijen ve buradaki oksijen var. Bu ikisi. Bir de bu hidrojenle buradaki hidrojen. Ve bu hidrojen ile buradaki hidrojeni de alıyoruz. Sonuçta da iki tane su molekülü oluşuyor. Bu tepkimeyi ilk gördüğümde bu mantıklı bir mekanizma diye düşünmüştüm. Fakat aklıma takılan bir kısım vardı. Fizyolojik pH koşullarında amino asitler bu formda bulunmaz. Fizyolojik pH koşullarında amino asitler işte bu şekilde bulunur. Yani dipolar iyon ...halinde bulunu bulunurlar, bulunuyorlar. Bunu da yazalım. Dipolar iyon. Dipolar iyon yani zwitter iyonun ne anlama geldiğini öğrendiğimizde anlayacağız. Zwitter Almanca'da hibrit yani melez anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla dipolar iyonda ne oluyor? Yani zwitter iyonda ne oluyor? Me melez iyon anlamına geliyor değil mi? Anlaşıldı. Burada da gördüğümüz üzere bu farklı uçlarda yükleri olan bir iyon. Fakat molekülün bütününe baktığımızda nötr yani yüksüz bir molekül. Yani yüklü olan kısımları var fakat molekülün tamamı yüksüz halde bulunuyor. Fizyolojik pH koşullarında amino kısmı yani amino asidin azot ucu fazladan proton alma eğiliminde ki bunu e, bu da onu pozitif yüklü hale getiriyor. Karboksil grubu da elektron verme eğiliminde ve negatif yüklü halde. Esasen bu form az önce gördüğümüz formlarla kimyasal bir denge halinde bulunuyor. Fakat fizyolojik pH koşullarında aslında dipolar iyon halinde bulunma eğiliminde. Peki bu formdan nasıl bir peptit bağı oluşturabiliriz? Buradaki oksijen hidrojen protonlarını verdikten sonra fazladan eşleşmemiş elektron çiftine sahip olacak. Bir eşleşmemiş elektron çifti, iki eşleşmemiş elektron çifti, hatta fazladan olanı da morla çizeyim. Bu fazladan eşleşmemiş elektron çifti çözeltiden bir proton alabilir ya da bir şekilde bu protonu yakalar ve bu azotun buradaki elektronları geri almasını sağlar. Bu gerçekleştiğinde karboksil ve amino grupları az önce gördüğümüz forma bürüşür, dö, dönüşür yani, bürünür diyecektim. E, bu bir hidrojen alırsa hidroksil haline dönüşür ve bu azotta bu iki elektronu geri alırsa NH2 haline gelir. Yani moleküllerin karboksil ve amino grupları başlangıçta incelediğimiz formlarına dönüşüyor. Şimdi bu peptit bağını nasıl oluşturduğumuzu e, hızlıca hatırlayalım. İşte buradaki peptit bağından bahsediyorum. Bu tepkime sonucu oluşan peptit ile bunun arasındaki tek fark buradakinin dipolar iyon formunda olması. Buradaki karboksil grubu protonunu çözeltiye verdi, buradaki azotta çözeltiden bir proton aldı ve her iki uçta da yük olmasına rağmen bütün olarak baktığımızda molekül nötr yani yüksüz hale geldi. Umarım bu konu size eğlenceli gelmiştir.